Senlikler. Bilimsellikle yoğrulmuş ve gelişmiş ülkelerde normalde 4 tane cumhurbaşkanı adayı olsa, mesela bizdeki adaylarda, burada kimin kazanacağı bellidir ve Muharrem İnce de ikinci olur normal şartlarda. Elbette Sinan Oga'nın halk tarafından seçilmesi lazım. Çünkü İtalya'da İtalya'nın Kardeşleri Partisi Meloni söylemlerine dikkat ederseniz, orada böyle Güney İtalya'da hafif bir Afrikalı göçü var. Bunu halkına anlattığı için İtalya'nın nüfusunun azaltılması ve topraklarının sessiz bir işgale uğradığı varsayımıyla Meloni oyların yarıdan fazlasını alarak ve arkasına da Berlusconi'yi alarak oradan ayrıldı zaten. İtalya'nın başkanı oldu. Burada Sinan Bey televizyona çıktığında gerek konuşmasıyla gerek anlattıklarıyla diğer adayların tümüne fark atıyor. Eğitimiyle, kültürüyle adam Bakü Üniversitesi'nde ders veriyor. İngilizce, Rusçayı söylemeye gerek yok zaten. Bu artık hani İngilizce bilmek bir cumhurbaşkanı adayı için söylenmemesi lazım ama bizde hala söylenmeli belki de. Onun dışında da tamamen HDP ve Hüdapar'ın dışında tamamen bu sarmalı kırmak üzerine çok net ifadelerle birinin yeşil bölücü, birinin kırmızı kızıl bölücü olduğunu anlatıp bu ikisiyle de işimizin olmayacağını ve Türkiye'nin başkanını Türklerin belirlemesi gerektiğini anlatıyor. Ama muhtemelen 4 adayla ilk turda en az oyu alan aday Sinan Bey, ardından da Muharrem Bey olacak. Yani yarış yanına yeşil bölücüleri alanla kızıl bölücüleri alan arasında geçecek. Türkiye böyle bir ülke oldu, bu hale getirildi. Ama Sinan Bey'in 100 binin üzerinde imza ile aday çıkarılması, ben arkadaşlarıma da söylüyorum, 2028 için bir umuttur. Umut değil, 2028'deki iktidarın ayak sesleridir. Bu da böyle gider arkadaşlar. Buradan, çünkü ülke öyle bir sarmala sokulmuş ki geri dönüş o kadar kolay değil. Araplaşmaktan Türkleşmek ya da bölücülerle ilişkiye girmektense üniter devleti savunmak maalesef ve maalesef halkın büyük çoğunluğunda şu an için bir karşılık görmüyor. Ama görecek, İtalya'da da görmüyordu. İtalya'yı da bir halkı kendi halkı akışına bırakmıştı. Ama sonra toparladı. 2028'de Sinan Bey veya Sinan Bey gibi bir aday mutlaka başkan olacaktır. Ülkede olması gerektiği ata çizgisine, bilimsel ve yapıcı batılı milliyetçiliğe, aynı zamanda güçlü bir demokrasiye kavuşacaktır. Bunun başka çaresi yoktur. Zaten kavuşmazsa nerede durduğumuz belli, dünya liglerindeki sıralama belli. Bunu değiştirmek gençlerin elinde. Sedat Peker'in doğru bir lafı var. Artık hani diyor ya, 45 yaş üzerinden doğru düz bir şey beklemiyorum. Haklı. 2028'de gençler ne yapması gerektiğini biliyor. Hoşça kalın.